Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, mektubatın 258. mektubunda diyor ki, şaşılacak şeydir ki Allah-u Teala'nın bize çok yakın olması bizim ona çok uzak olmamıza sebep olmuştur. Bunu iyi anlayınız. Sözümüzde işaretler ve beşaretler vardır diyor. Biz diyor anlayamadık bu ne demektir. Biz de anlamadık. Niye, anlaşılmayan şeyler mi var orada? Şimdi İmam Rabbani Kutuz Hazretleri diğer mektuplarını da anlatıyorlar. Hatta bir seferinde de bir yerde de buyuruyorlar ki herkes bir şeye tutunmuş buyuruyorlar. Benim kuşumun ismi de Anka. Ne gören var, ne bilen var. Kavuştuk diyenler buyuruyorlar. İşte hayallerle, gölgelerle avunuyorlar. Ve orada ince bir çizgiye işaret ediyorlar. Önemli olan. Buyuruyorlar ki, kavuşmak, beraber olmak. Bunlar mahluklar içindir. Allah-u Teala vera'ül vera'dır. Ötelerin ötesidir. Uzaklık, yakınlık dediğimiz tabirler bizim için geçerlidir. Başka kelime olmadığı için biz bunları kullanıyoruz. Allah-u Teala Halık'tır, biz mahlukuz. Dolayısıyla yani Allah-u Teala'ya yaklaşmak, Allah-u Teala'ya kavuşmak, ona kavuşulamayacağını, yakın olunamayacağını, yani dünyadaki kelimeler itibariyle, birimler itibariyle mümkün olmadığını anlamak. Hatta İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala hazretleri son haccında Kabe-i Muazzama'nın içerisine giriyor, iki rekat namaz kılıyor, elini açıyor, dua ediyor. Ya Rabbi, bana verdiğin akıl, zeka, hafıza ve bütün bu ilimler ile şunu iyi anladım ki seni tanımak mümkün değildir. Beni bu anlayışıma bağışla ya Rabbi diye dua ediyor. Seni tanımak mümkün değildir. Beni bu anlayışıma bağışla. Ve bir ses işitilir. Sen bizi iyi tanıdın, iyi anladın. Seni de sana tabi olanları da kıyamete kadar sana tabi olanları da bağışladık, affettik. İmam-ı Rabbani Hazretleri de İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri aynı yoldalar. Aynı şeyleri söylüyorlar. Kavuşmak diyorsun. Kavuşmak için bir yerde olması lazım. Allah-u Teala mekandan zamandan münezzeh ki nasıl kavuşacaksın? Yakın uzak. Bir yerde olması lazım ki yakınlık uzaklık olsun. Öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü senin yakın uzak dediğin şeylerin hepsi mahluk. Hepsi mahluk. Nereye yaklaşacaksın, nereye uzaklaşacaksın? Nereden yaklaşacaksın, nereden uzaklaşacaksın? Yakın zannettiğin zaman mesela bu yolun sonu yeistir buyuruyor. Ümitsizliktir. Yani kavuşamamaktır. O Halık, sen mahluk. Hiç buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri, mahlukla yaratılanla Halık yaratan bir olabilir mi? Beraber olabilir mi? Ama nedir o? Peki onların anlattıkları nedir öyleyse? Onların anlattıkları Allah-u Teala onlara bir hal nasip ediyor. Bizim bilemediğimiz, anlayamadığımız şekilde yere göğe sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım. Oraya teveccüh ediyor. Oraya nazar ediyor. Onlar oradan apayrı bir zevk, apayrı bir lezzet alıyorlar. Ve Cenab-ı Hakk'ın kendilerine ihsan ettiği o yükseklikle de, o ilimle de, işte burada buyurulduğu gibi, yani bizim anladığımız şekilde uzaklık, yakınlık, beraber olmak, bunlar dünyadaki tabirlerdir, terimlerdir. Biz ta uzak yerde falan, öyle bir uzaklık değil. Ta hemen dibimizde, öyle bir yakınlık da değil. Çünkü o Halık, sen mahluksun. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin buyurduğu gibi, yani Allah-u Teala'yı tanımak, onun tanınmayacağını anlamaktır, hissetmektir. Tanınmayacağını anlamaktır, hissetmektir. O Halık'tır, sen mahluksun. Mahluk, yaratılan, yaratanı anlayamaz, kavrayamaz. Sadece Cenab-ı Hak lütfeder, ihsan eder. O zevk hasıl olur buyuruyor. O bizde hasıl olmadığı için onu da bilmiyoruz. Hani dinleyicimiz diyor ki bu ne demektir, ben anlayamadım. Biz de anlayamadık, bereketlenmek için okuyoruz. Böyle bir konu açılmışken biraz daha derinleştirelim. Siz de yakalamışken. Şimdi şöyle, siz anlatmıştınız daha önce. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, Enver abiyle otururken Sarıyer'de deniz karşı taraf. Oradan güzel bir yat veya gemi geçerken işte Enver abi onu gösteriyor. Mübarek de onu görmemiş bile, fark etmemiş bile. Yani onların asılları yat nerede? Yat nerede? Hani buyuruyor. O ne ki? Onun asılları cennette buyuruyor. Şimdi düşün. Asıllı nasıl bir şey?
bizim gördüğümüz ne o zaman diye düşündüm ben yani. Ya bu elle tutulan bir şey. Neticede geçen bir gemi yani. O bir hayal değil ki, bir film şeridi falan da değil yani. Aslı nasıl oluyor ki bunun? Bu sahtesi o zaman. Ya da görüntü, bir hayal. Hani yine Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala ile Saadet-i Bediye kitabında bir şey anlatıyorlar da, sinemadaki, televizyondaki görüntü gibi geçip gidiyor. Geçip gidiyor. Ve İmam-ı Rabbani Kudüs-i Esrar'da mesela bir kelime kullanıyor. Adem. Adem değil bakın. Adem. Yokluk. Yokluk. Ya yokluktan gelmişsin, yok oluyorsun. Onun için Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, hayat hayaldir buyuruyorlar, tamam mı? Hayat hayaldir. Ve İmam-ı Rabbani Kudüs-i Esrar'da da bir misal veriyorlar. Mektubatta var bu. Şimdi biz de yapardık çocukken onu. Belki siz de yapmışsınızdır. Bir ip, ipin ucuna böyle bir demir parçası. Küçük billeler olurdu eskiden. Delikliydi. Deliksiz olanlar da var. Delikli olan. Onu bağlıyorsun. Bunu çeviriyorsun. Hızlı bir şekilde. Hızlanıyor, hızlanıyor, hızlanıyor. Sen havada bir daire görüyorsun. İmam-ı Rabbani Kudüs-i Esrar buyuruyor ki o daire hayaldir buyuruyor. Yok öyle bir daire. Doğru. O diyor hayal. Yok öyle bir daire. Biz varmış gibi görüyoruz yani, onun dönmesini. O sürati sebebiyle gözümüz takip edemiyor. Orada aynı şekilde daire var zannediyoruz. Aslında daire yok. Hayaldir. Şimdi bizim de dünyada, dünyanın içindekiler, bu büyükler o göze bakıyorlar. Bilal ki var göründüğünüz bir hayaldir. Var göründüğünüz. Onun için mesela kitaplarda İmam-ı Rabbani Kudüs-i Esrar'da, ondan sonra Muhammed bin Kutud-i Nizik Hazretleri'de, Muhammed Repami Hazretleri'de bir şey anlatırken o vacibül vücuttur diye bugün tabirle yani vurgu yaparak belirtiyorlar. Vacibül vücut. Yani varlığı mutlak lazım ona. Öbürleri olsa durur musun? Zaten hayaldir, tamam mı? Zaten hayaldir. Ve İmam-ı Rabbani Kudüs-i Esrar sık sık insan diyorsun. Yoktu ki. Sonra yine yok olacak. Allah rahmet eylesin hemen abilerde. Böyle hani toplantılar orada şöyle bakardı. O yaş seviyesine göre. Mesela diyelim ki 8-10 yaşında falan varsa işte onları böyle hani 90-100 yaşına belki ulaşır diye. 100 sene sonra burada hiçbirimiz olmayacak derdi. Bazen yaş ortalamasına şöyle bakarlardı. Oradakilerin yaşı 40'ın üzerindeyse 50 sene sonra burada kimse olmayacak buyuruyorlardı. Hakikaten öyle. Yani 40 yaşında 50 sene sonra 90 yaşında olacak, tamam mı? Ha var ha yok yani. Dolayısıyla yani ha var ha yok. Bitti yani. İşte İstanbul diyoruz. Biz İstanbul'da oturuyoruz. İstanbul'da yayın yapıyoruz. Bizden önce de burada oturanlar vardı. Oho! Neler neler oldu. Doğu Roma İmparatorluğu'nun başı oldu. Bizans'ın başı oldu. Osmanlı'nın baş şehri oldu falan filan. Heh. Ondan önce neler neler oldu onu da bilmiyoruz tabii. Daha önceleri neler oldu bilmiyoruz. Belki de şu bizim oturduğumuz mahallede bir meydan muharebesi oldu. Onu da bilmiyoruz. Ha şimdi işte bizim, benim falan filan diyoruz da kimsenin değil. İşte biz de geçiş olarak belli bir müddet burada kalacağız, gideceğiz. Ha niye uzattık bu kadar? Hayal netice itibariyle. Yok olup gidecek. Bir görüntüsü. Hatta bir gün Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bir talebesiyle böyle bir derenin kenarında oturmuşlar. Dere akıyor böyle şıkır 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 şıkır. Tabii o sular akarken siz de görmüşsünüzdür veya biz dinleyenler de görmüşlerdir. Akar sular şey yaparken su kabarcıklar meydana gelir. Kabarır söner, kabarır söner, kabarır söner. Dönmüşler o talebesine buyurmuşlar ki işte insanın ömrü bu kadar bir şey buyurmuştu. Kabarcıklar. Kabardı, söndü. Kabardı, söndü. Kabardı, söndü. Anlık bir şey yani. Anlık bir şey yani. Ve zaman kavramı izafidir deniyor. Yani geçici bir şey. Yani bize göre verilen bir şeydir bu. Niye? Allah-u Teala burada işte ahireti kazanabilmemiz için güneş doğacak, batacak bir gün diyoruz falan, öyle diyoruz, ikindi diyoruz falan, belli şeyleri yerine getirmemiz için Cenab-ı Hak güneşi yaratmış, dünyayı aynı şekilde belli bir şey yapmış. Ama bir mesele cennette öyle bir şey yok, gece gündüz kavramı yok. Uyumayacak mıyız? Orada öyle bir şey söz konusu değil. Zaten vücutlarımız da farklı olacak. Tabii vücut farklı olacak. Oradaki beden, mesela buradaki vücut terliyor, sıkıntı çekiyor. Bir şey yiyorsun, içiyorsun falan sıkıntı. Hele bizim gibi yaş ilerleyince falan da artık hazımsızlık çekersin, ondan sonra idrar zorluğu çekersin. Böyle yani. Burası böyle bir yer. Yani çok lezzetli dersin, yersin, ondan sonra da hani zehir olur tabii. Ama orada öyle değil. Yiyorsun içiyorsun öyle bir vücut var ki şak diye atıyor. Yiyecek de mesela lifli değil buyuruyor. Lifli değil. İşte Adem Aleyhisselam cennette buna yeme diye emredilen o şey neyse lifliydi. Yiyince vücudunu atmak istedi. Olsun yeryüzüne indirildi.
Dolayısıyla Allah-u Teala biz de ki cennet ve cehennem sonsuz olarak yaratmış, öbürlerinin hepsi fani, yani hayal, yok olacak. Ve İmam-ı Rabbani Kutu Sözleri bir misal daha vermişler, onu Hüseyin Hilmi Efendi de almış. Mesela sade bir cam, camın arkasına siyah bir şey geçiriyorsun veya siyah boyayla boyuyorsun. Boyayınca ne oluyor? Bir görüntü meydana geliyor. Aynadan bahsediyorsun. Ha, ayna. Evet. Bir görüntü meydana geliyor. Ona benzetmişler. Yani aslında yoktu. Arkasına bir şey yapınca orada bir görüntü meydana geliyor. Aha bak adama bak diyorsun. Yok öyle bir şey. Hatta aynadaki görüntüye benzetmişler. İşte bakıyorsun kayboluyor. Onun için de şimdi böyle Adem'den, yokluktan gelen bir varlık, devamlı var olan bir varlıkla birleşemez, beraber olamaz. Bunu anlatayım Allah bana. Mümkün değil bu diyor. Yani amiyane tabiri birbirine mesela sarılamaz, kucaklaşamaz. Yok. Böyle bir şey olmaz. O bize mahsus bir şey. O bize mahsus bir şey. Yaratılmışlara mahsus, evet, bir şey.